Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde ikinci sınıfın 9. ünitesi olan Fruit yani meyveler adlı üniteyi hep birlikte işleyeceğiz. Bu dersimizde meyvelerin İngilizce isimlerini sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyleri söylemeyi öğreneceğiz. Eğer bu üniteyle ilgili alıştırmalar, testler, denemeler çözmek istiyorsanız, öğrendiğiniz kelimelerle ilgili oyunlar oynamak istiyorsanız, Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Hazırsanız meyvelerinin İngilizce isimleri geliyor. Apple. Elma. Banana. Muz. Orange. Portakal. Grapes. Üzüm. Strawberry. Çilek. Melon. Kavun. Watermelon. Karpuz. Lemon limon, peach, şeftali, cherry, kiraz. Meyvelerin isimlerini öğrendik. O halde artık alıştırmaları çözmeye başlayabiliriz. İsterseniz videoyu durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. Yukarıda verilen kelimeleri aşağıdaki resimlerin altına yerleştireceğiz. Ama önce ne yapıyoruz? Bu kelimeleri hep birlikte tekrar edip hatırlıyoruz. Melon, kavun, cherry, kiraz, peach. Şeftali, banana, muz, grapes, üzüm, lemon, limon demektir. Siz çözmeye başladınız bile. Birincisinde üzüm vardır. Buraya grapes yazarız. İkincisinde kiraz, cherry anlamına gelir. Muz, banana. Şeftali, peach. Kavun, melon. Son olarak limon, lemon. Şimdiki alıştırmada ortada verilen kelimeleri yandaki resme altına yerleştireceğiz. Apple elma, strawberry çilek, peach şeftali, watermelon karpuz, banana muz, grapes üzüm demektir. Birinci resimde karpuz vardır. Buraya watermelon yazarız. Elma apple, muz banana, çilek strawberry, üzüm grapes ve şeftali peç anlamına gelir. Bir tane daha alıştırma çözerek bu kelimeleri pekiştirelim. Yandaki resme bakacağız. Hangi isim doğruysa onun yanındaki kutucuğa tek işareti koyacağız. Bu resimde bir portakal vardır. Portakal, orange anlamına gelir. İkinci soruda sizin için geliyor. Eminim hemen cevapladınız. Limon, lemon. Üçüncü soruda kavun vardır. Kavun, melon Kiraz cherry anlamına gelir. Bu ünitede konumuz meyveler. Hayatımızda bazı meyveleri yemeyi çok severiz. Bazı meyveleri yemekten hiç hoşlanmayız. Sevdiğimiz meyvelerden bahsederken I like ifadesini kullanabilirsiniz. I like severim anlamına gelir. Sevdiğimiz şeyler için bu ifadeyi kullanabiliriz. I like dedikten sonra neyi seviyorsak onu belirtiriz. Örneğin eğer elmayı seviyorsanız I like apple diyebilirsiniz. Apple elma anlamına gelir. I like apple elmayı severim. Eğer çileği seviyorsanız I like strawberry. Ben çileği severim. Strawberry çilek. Kirazı sevenler ise I like cherry diyebilir. Ben kirazı severim. Cherry kiraz. I like melon. Ben kavunu severim. Melon kavun. Eğer iki tane ve daha fazla meyve seviyorsanız bunu söylemek istiyorsanız I like peach and cherry diyebilirsiniz. And ve anlamı katar. Ben şeftaliyi ve kirazı severim. I like peach and cherry. Sevdiğimiz, hoşlandığımız meyveler kadar sevmediğimiz, yemekten hiç hoşlanmadığımız meyveler de vardır. Bunları söylerken I don't like diyebiliriz. I don't like sevmem anlamına gelir. Eğer hayatınızda sevmediğiniz, hoşunuza gitmeyen şeyler varsa I don't like ifadesini kullanabilirsiniz. Örneğin, eğer limonu sevmiyorsanız, I don't like lemon. Ben limonu sevmem diyebilirsiniz. Lemon limon demektir. Eğer şeftaliyi sevmeyen varsa, I don't like peach diyebilir. Ben şeftaliyi sevmem. Peach şeftali. I don't like grapes. Ben üzüm sevmem. Grapes Üzüm. I don't like watermelon. Ben karpuzu sevmem. Watermelon, karpuz demektir. Eğer sizin de sevmediğiniz, hoşlanmadığınız bir şey varsa I don't like deyip onu anlatabilirsiniz. Çevremizde bulunan insanlara, örneğin ailemize ya da arkadaşlarımıza sen şunu sever misin diye sormak için do you like sorusunu kullanırız. Sever misin anlamına gelir. Örneğin do you like orange? Sen portakalı sever misin? Orange, portakal anlamına gelir. Eğer sorduğumuz insan portakalı seviyorsa, yes, I do diyebilir. Ama eğer portakalı sevmiyorsa, no, I don't demelidir. Do you like banana? Sen muzu sever misin? Eğer seviyorsa, yes, I do. Ama eğer sevmiyorsa, no, I don't demelidir. Do you like cherry? Sen kirazı sever misin? Cherry kiraz demektir. Eğer seviyorsa yes I do. Evet severim. Ama eğer Cherry'i sevmiyorsa no I don't diyebilir. Hayır sevmem. Meyvelerin İngilizce isimlerini bir şeyi sevdiğimizi ya da sevmediğimizi nasıl söylememiz gerektiğini öğrendik. Şimdi ise sırada bu ünitedeki diğer önemli kelimeler var. Bu kelimeler sırasıyla şöyledir. Give Ver Eat Ye touch dokun color boya cut kes show göster kelimeleri öğrendik o halde alıştırmalara başlayalım cut kesmek color boyamak give vermek touch dokunmak show göstermek eat yemek anlamına gelir birinci resimde çocuk bir şeyi gösteriyor Burada göster anlamına gelen show kelimesi kullanılır. Bir şeyi boyamak, color. Dokun demek için touch kelimesini kullanırız. Vermek, give, kes, cut. Ye derken eat kelimesi kullanılır. Bu alıştırmada cümlelere uygun meyveleri bulup ok işaretiyle göstereceğiz. Az önce öğrendiğimiz kelimeleri de tekrar etmiş olacağız. İsterseniz videoyu durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. Birinci cümle, show me the apples please. Bana elmaları göster lütfen. Show, göster demektir. Elmaları bulup ok işaretiyle gösterelim. İkinci cümle, give me the bananas please. Bana muzları ver lütfen. Give, ver anlamına gelir. Muzu bulup işaretleyelim. Üçüncü cümle, eat the grapes please. Üzümleri ye lütfen. Eat, ye anlamına gelir. Üzümleri bulup şart Cut the watermelon, please. Karpuzu kes lütfen. Cut, kes demektir. Touch the oranges, please. Portakallara dokun lütfen. Touch, dokun anlamına gelir. Color the lemon, please. Limonları boya. Color, boya. Limonu bulup eşleştirelim. Yukarıda verilen kelimeleri aşağıdaki uygun resimlerin altına yazacağız. Kelimeleri tekrar edelim. Give ver, eat, ye, cut, kes, show, göster demektir. Birinci resme dikkat ederseniz elmayı gösteriyor. Göster demek için show kelimesini kullanırız. Show me the apples. Elmaları göster. İkinci cümlede karpuzu veriyor. Ver, give demektir. Give me the watermelon. Bana karpuzu ver. Üçüncü resimde limonu kesiyor. Kes, Cut anlamına gelir. Cut the lemon. Limonu kes. Son cümlede ise bu çocuk cherry yiyor. Eat the cherry. Kirazı ye. Eğer birden fazla meyveden bahsetmek istiyorsak, yani meyveleri çoğul olarak kullanacaksak, elmalar, portakallar, muzlar gibi çoğul halde birden fazla olduğunu belirteceksek, bu meyvelerin sonuna es takısı ekleriz. Örneğin, Burada bir tane elma var. One apple bir tane elma demektir. Ama eğer iki tane ya da birden fazla elma varsa bunun için apples olarak kullanmalıyız. Two apples iki tane elma. Resimde bir tane kavun var. One melon bir tane kavun. Ama eğer resimde birden fazla kavun varsa o zaman melons olarak kullanırız. Burada iki tane var. Two melons. iki tane kavun. Meyvelerin isimlerini, önemli kelimeleri, sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyleri söylemeyi öğrendik. O halde artık sıra sizde. Test time, test zamanı demektir. Eğer verilen süre sizin için yeterli değilse, her soruda videoyu durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. Bu sorular bana yetmez, ben daha fazla çalışmak istiyorum, sınıfta birinci olmak istiyorum diyorsanız eğer, Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. O halde birinci soru geliyor.